Bir röportajımız var. Fanatik ekibi bizlerle beraber. Söz tekrar Berlin'de. Evet, Alfa Ejer'le birlikteyiz ve Alfa Ejer'e bir takım zor sorular soracağım. Çok zor sorum yok. Alfa Ejer hoş geldin öncelikle. Tebrik ediyorum ve finale çıktın. Bunun için de ayrıyetten tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyetti. Finale çıktın. Maçı kazandınız. Duygularını alayım ilk önce. Nasılsın? Mutluyum. Mutluyum. Kazandık. Evet. Finale çıktık. Namağlup. Yani namağlup çıktık. Namağlup devam etmek istiyoruz. Finale de yenip Japonya'ya namağlup olarak gitmek istiyoruz. Tabii 3 takım var finalde olası rakipleriniz. Team Liquid, Navi. Kim gelir sence? Yani bugünkü FUT'un oyununa bağlı diyebilirim. Bugün FUT iyi oynarsa gelme olasılığı çok. Ama bugün kötü oynarsa zaten gelemezler. O yüzden evet, güzel. Bugünkü maçlara da bağlı. Yani şu an Liquid diyeyim. Çünkü daha Navi ile FUT oynamadı. Buradan oynanışa göre yorum yapabiliriz bence. Maç nasıldı peki? Beklediğin gibi bir maç geçti mi tahminleriniz? Ya Lotus'ta çok overpick attık. Böyle adamlar iki koyken çok saçma öldük. İkinci map'te de herkes görevini yaptı ya. Öyle ekstra bir şey yoktu. Evet, Lotus'u seçiyorsunuz. Lotus ilk haftalarda hiç oynamadınız. Sonra tabii harita uzunluğunda değişiklik oldu biliyorsun. Icebox çıktı, Bind geldi. Lotus biraz daha artık Fnatic'in güçlü haritalarından olmaya aday gibi. Ama bu performans beni biraz endişelendirdi. Yani çünkü Fnatic kendi haritasını seçiyorsa net kazanmalı diye bekliyorum ben. Yani çok fazla hata vardı. Ona rağmen yendik. Yani hiç hata yapmasak büyük bir ihtimal o maç 13-5, 13-6 biterdi. O yüzden ben hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki. Yani zaten oynadığınız diğer Lotus haritalarında hani dominasyonu hep beraber gördük. Bir yandan da Bind'dan bahsetmek istiyorum maçtan ziyade. Çünkü Icebox Fnatic'in işte dünya genelinde en iyi olduğu harita. Yani Icebox'ın en iyi takımı Fnatic. Bunu biliyorduk ve bu tabii ki hemen şöyle akıllara geliyor. Demek ki harita uzunluğunda Fnatic'in bir düşüşü olacak. Bind eklenmeli dedik. Bir şekilde Fnatic tarafında ve ilk Bind sınavınızda FUT Esports'a karşı çok zorluk yaşadınız ama bugün de çok rahat kazandınız. Ne değişti bir günde? FUT'a kaybettikten sonra Team Liquid'e kazanınca tabii scoreboard'a mı bakmaya çalışıyorsun Bind'da? Evet, ben kendimi aradım da bulamadım. Biraz daha aşağılara bakmam gerekiyor. Aşağılara bakabilirsin. Ya aslında bir değişikliğimiz yok. Bugün takım günündeydi. Yani önüne çıkanı vurdular. Kazandık. Bir de daha önceki attığımız praklardan, hatalarımızdan ders aldık. FUT'ta verdiğimiz bir sürü roundda, retake'de çok hata yaptık. Bugün onları yapmadık. O yüzden 13-6 bitti. İlk önce Dörke'den bahsedeceğim. Dörke özellikle ilk yarıda işin savunma tarafında, yani FUT maçında da ben bunu hissettim. Biraz tutukluğunu hissettim ama çok böyle açığa çıkmamıştı açıkçası. Ama bugün savunma tarafında Dörke en azından bir 7 roundda yoktu ve çok fazla entry verdi. Çok fazla kaçırdı. Haritada diğer haritalar kadar rahat etmiyor mu? Ya bilmiyorum tabii. Her oyuncu her oyun iyi oynayamaz sonuç olarak. Ama çok dikkat etmedim ya açıkçası. Yani o yüzden bilmiyorum. Yani senden öğrendim şu an abi. Sana geleyim o zaman. Kendine dikkat ediyorsun çünkü en azından. Ve en iyi Alfa Ejer'i görmedik seride ama mükemmel bir buçuk aylık periyot geçirdin zaten. Hani her seride bunu yakalaman da zor tabii. Bugün biraz kendimi soğuk mu hissettin? Ya biraz yorgun hissediyorum açıkçası. Artık yorulduk. Herkes, yani her oyuncu yoruldu. Evet, burada her oyuncu çok uzun periyot geçirdiği için biraz yorgun olduğunu söylüyor. Her oyuncu yoruldu. Bir de ekstradan Bind'da Cypher oynaması çok zor. Çünkü üstüne 125 tane utility geliyor. Ve yani pozisyona sağ piklesen biri bakıyor, sola piklesen biri bakıyor. O yüzden bugün onu yapamadım ya. Bir de sürekli traplerimi aldılar. Şeydeyken iki yeni şehit oldukları için sürekli traplerimi aldılar. Yani hiçbir şey kalmadı. Sadece dümdüz oynadım. Tabii ya, sonraki günlerde merak ediyorum. Yani bu Cypher kararı değişir mi diye. Belki Japonya için değişir ama şu anlık Cypher'la devam. Yani tabii, finalde en azından. 3 gün sonra final var. Tahminin, direkt net tahminini ve kimle karşılaşmak istediğini. FUT'la karşılaşmak istiyorum. Tahmin? Peki kim? Tahmin biz... hayır. Karşınızda kim olur tabii ki? FUT. FUT mu olur diyorsun? Tahminin de FUT. Ya eğer bize dünkü oynadıkları Lotus maçını oynarlar... Lotus değil. Ne, onu Bind. Bind maçını oynarlarsa bize karşı oynadıkları, her haritada o performansı tutturabilirlerse bence bütün takımları yenebileceklerini düşünüyorum. Çünkü taktik olarak bir eksikleri yok. Biliyorsunuz Türkleri zaten aim
şey evet. Yani. Direkt eğim makinesi hepsi. O yüzden yenebileceklerini düşünüyorum. Ve Türk'ün de bir Türk takımının da Japonya'ya çıkmış olduğunu görebilmek çok gurur verici bir şey diyebilirim. Tabii ki hepimiz için aynı şekilde. Fazla uzatmak istemiyorum o zaman röportajı Alfacar. Net bir maç oldu zaten. Evet, bayağı net. Yani görebildiğiniz ikinci yarıda round vermediniz çünkü. Evet. Öyle mi oldu? Evet, 8-0'lık tamam. Seriyle kapattınız. Ha, tamam. Taba basmadıysan maçta belki dikkat etmemişsindir bu kısma. Eklemek istediğin başka bir şey var mı acaba? Yok, finalde görüşürüz. Finalde görüşürüz. Evet. Biz finalde sana da başarılar diliyoruz tabii ki. Ve finalde Fnatic'in rakibini öğrenmeye çalışacağız bundan sonra. Alfacar'la konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Ve sözümüzü de analiz masasına bırakıyoruz. Dünyanın en net röportajı. Yani ikinci yarı 8-0 gitti. Olmuştur abi olayların falan. Olayların yani bu kadar içinde olup bu kadar alakasız olması. Evet, yani. Bir an böyle sokaktan çevirip bind'a sokmuşlar gibiydi. Tarz şeylere hiç dikkat edemiyorlar. Çünkü zaten hani freestyle'da full IGL'yi dinliyorsun. Yapılması gereken şeyi dinliyorsun. Görev bir yandan setup'ını yani. Kuruyorsun. Abi ama tabada arada basarsın şeyi bulamadı. Kendini listede bulamadı. Öyle yani şöyle söyleyeyim. Kimin kaç vurduğuna falan hiç hatırlama imkanı yok oyuncuların bu arada. Tabii.